için ortak kalkınma ve refaha doğru teması altında düzenleniyor. Türk devletleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla 1992'den bu yana gayretlerimiz sürüyor. Geçen yılki tarihi İstanbul zirvesiyle Türk devletleri teşkilatına dönüşen birlikteliğimiz günden güne güçleniyor. Dönem başkanlığımız sırasında İstanbul'da aldığımız kararların hayata geçirilmesi ve takibi bakımından yoğun bir mesai harcadık. Semerkant'ta bayrağı Özbek kardeşlerimize emanet edeceğiz. Semerkant zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut işbirliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp önemli kararlar alacağız. Ziyaretim kapsamında zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarıyla da temaslar gerçekleştirerek ikili ilişkilerimizin yanı sıra küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Semerkant zirvesinin ortak bir dili, tarihi ve kültürü paylaşan Türk devletleri arasındaki işbirliğini çok daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Türkiye olarak teşkilatın kurumsallaşması ve dünya çapındaki çok taraflı bölgesel örgütler arasındaki saygın yerini almasıyla iftihar ediyoruz. Zirvemizde alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Buyurun. Mustafa Yıldırım, TRT Haber Televizyonu. Efendim benim sorum tahıl koridoruna ilişkin olacak. Tahıl sevkiyatında yaşanan son kriz sizin Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmenizle aşıldı. Sonrasında gözler bir kez daha Türkiye'ye ve yürüttüğünüz lider diplomasisine çevrildi. Putin'i nasıl ikna ettiğiniz sorusuna daha önce cevaben önce Biden'ı anlatacağım demiştiniz. G20 Liderler Zirvesi'ne katılacaksınız. ABD Başkanı Biden'la bir görüşmeniz olur mu? Zirve öncesinde tahıl sevkiyatını yeniden işlemesini sağlayan o görüşme ilişkinde bir değerlendirmeniz olur mu? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin'le gerçekleştirdik, yaptık. Tabii birbirimize olan özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Ama birbirimize olan özgüven, saygı tabii bu tür adımları atmaya da bizi teşvik ediyor ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor. Ve şu an itibariyle bugüne kadar böyle yürüdü. Aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma, gerek bundan sonra belki Sinop'la ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayine yönelik attığımız adımlar, bunlar tabii birbirimize olan saygıyı da ne yapıyor? Teşvik ediyor. Ve bundan dolayı da bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Şimdi de takipçisiyiz. Buyurun. Hasan Ulaş, Haber Global Televizyonu. Efendim, 2. Karabağ Zaferi'nin yıl dönümüydü. İmar çalışması Karabağ'da devam ediyor. Ancak bir taraftan Ermenistan provokasyonları da devam ediyor. Ermenistan'dan normalleşme sürecinde görüşmeler devam ediyordu. Süreç ne aşamada? Yeni bir adım bekliyor muyuz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, tabii Ermenistan'la en son biz Prag'da görüşmeler yaptık. Ve kendilerine de çok açık net şunu söyledik. Yani siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz, Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir. Biz sizden bunu bekliyoruz. Yani gerek dar kapsamlı, gerek heyetler arası yaptığımız görüşmede bunu çok açık net kendilerine ifade ettik. Şu an itibariyle tabii henüz bu aşamaya gelinebildi mi? Gelinebildi diyemem. Zira sürekli diasporalar gerek Fransa'da gerek Amerika'da gayrette aleyhte çalışıyorlar.
Tabii bu aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete dönüştürecek olan kimdir? Şüphesiz ki Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız olumlu istikamette değişir. Ve bu konuda bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Temennim odur ki Ermenistan yönetimi bunu başarırsa, hele hele bir de tabii gerek Laçin, gerek Zengezur, bunlarla ilgili Azerbaycan'la atacakları adımlar da bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler. Bitülsü'de Sabah gazetesi, efendim Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova dün müzakerelere hala açık olduklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da Ukrayna'nın her son bölgesindeki savunma hattını Dipro Nehri'nin sol yakasına çekme yönünde bir kararlarını açıkladılar. Buradan hareketle yakın zamanda Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması söz konusu olur mu? Türkiye'nin savaşın bir an önce sona ermesine yönelik arabuluculuk çabaları hangi aşamadadır? Teşekkürler. Bizim tabii yani arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ama buna bir tarih vermek, ne zaman bu iş biter, ne zaman sona erer, bunu söylemek bir akıl kârı değil. Ancak tabii son Herson'la ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar, önemli bir karar. Temennim odur ki belki G20'ye Rusya'dan bir katılım olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Eğer bir katılım olursa orada tabii ruberu görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Ve temennimiz o ki arabuluculukta başarılı olalım. Ve savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlayalım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık.